Bugün Antalya'dayız. Yani Antalya'nın Kalkan ilçesi Kınık köyündeyiz. Bayram dolayısıyla gezmeye geldik. Kayınpedere geldik. Çoğumuz bilmediğimi, ben de ilk defa gördüğüm yakından Passiflora diye bir meyve var. Veya Passion Fruit İngilizce. Benim kayınpeder ilk defa dikti. Şöyle bir ağaç, yani ağaç artık dikimini, dalı böyle, şu, bunun bitkisi domatesleriyle karıştırıyor. Bu pasiflora bu sene ilk, yani Eylül-Ekim gibi dikildi. İşte kaç ay oldu, daha bir sene olmadı, bu duruma gelmiş bu ağaç. Şimdi toprağı kullanmak için hani komple boş bırakmadılar. Bir sene daha domates yapalım demişler. Domates var. Yani ağaçlar çok belli olmuyor ama bu domates kesilince böyle bir meyve çıkacak ortaya. Yani ağaçlar daha güzel görünecek. Şimdi burası dikmişler. Bir de diğeri burası. Belli olmuyor çok ama 2 metre mesafe var bu şekilde, yani uzunluğundan böyle de nasıl bir mesafe var, 2'ye 2 galiba, 2'ye 2 dikmişler. Pasiflora benim çok bilgim yok, yani internette birkaç şey izledim, çok güzel bir meyve olduğunu ve birçok ilaç sektöründe kullanılıyormuş, özellikle bu şurup çocuklar için, işte büyükler için şurup. Yanlış değilsem kozmetiklerde kullanılıyormuş. Yetiştirilmesini tam olarak bilmiyorum ama şeye benziyor, birazcık üzüm, yani şeye, dalar üzümü benziyor. Böyle bağlantılar var. Şeye de benziyor, kivi. Değişik bir ağaç türü. Türkiye'de yeni olan bir ağaç bu pasiflora. Güzel bir geliri de var deniliyor. Kayınpeder de domatesli tecrübe edindikten sonra birazcık da yağ seleliyor bilmem ne. Hani nasıl daha az işle aynı bir gelir sağlayayım düşüncesiyle. İşte bu ağaca yöneldi. Türkiye'de sayılı kişiler yapıyordur bunu. Özellikle Antalya bölgesinde. İşte burası Kınık, Kalkan. Demre, Kumluca'da, Antalya'nın diğer tarafında, bilmiyorum yerleri de, Alanya falan giderken Mersin'de de denediklerini biliyorum, gördüğüm YouTube'dan. Yani önemli, güzel gelirli bir meyve olduğunu söyleniyor. Daha gelir meyvesini denememiş kayınpeder. Ama enteresan bir ağaç. Tanesi de böyle, yani domatesin yeşiline benziyor. Mesela şöyle göstereyim. Aa, bu pasiflora, bu yeşil domates mesela. Pasiflora, yeşil domates. Tarım arkadaşlar, tarım zor bir iş. Ama bir o kadar da güzel. Yani imkanım olsaydı yapar mıydım bilmiyorum ama yani tarım güzel, yeşillik, doğallık. Bak burası çok güzel, 3 tane meyve var, 1, 2, 3. Bir tanesini koparmak istiyorum ama kayınpederden de izin almak gerekiyor. Bu arada yağmur da yağıyor, ses nasıl geliyor bilmiyorum ama bu ağaçlar enteresan böyle. İşte yani ilk sene olduğuna rağmen saysak yani 10 taneden fazla görünüyor herhalde meyve. Kilosu emin değilim ama şu an 100 lira civarında satılıyor. Bir kiloda büyüklüğüne göre bakıyorum 6-7 tane bir kilo yapabilir. İşte Türkiye'de yeni bir meyve bu, yeni bir ağaç.
İleride kayınpeder tecrübe edildikten sonra bakacağız nasıl oluyor. Şöyle bir tane. Güzel ya. Yani enteresan bir şey. Yani meyve ile ilgili bilgi almak isteyenler yorum kısmında sorabilirler. Ben de kayınpederi sorarım. Yani bu Antalya civarında bunun fidesini yetiştirenler var. Kayınpeder fide olarak aldı. Emin değilim ama galiba tanesi 15 lira aldı. İşte kaç tane var burada? 1000 adet galiba. Öyle büyüktü. Seneye burası sadece bu ağaçlar olacak. Nasip olursa biz de geleceğiz. Bu video ile kıyaslayacağız ne durumda, nasıl ağaçlar, ne kadar büyümüş. Çünkü bu bayağı bir böyle açılacak ve alta şey gibi olacak, böyle tünel gibi komple üstte olacak. Yani kivi bahçesine benzeyecek, öyle diyorlar. Bakacağız. Şimdi ben biraz böyle yine güzel detay alayım. Daha detaylı yani bitkiyi daha detaylı görürsünüz diye. Teşekkür ediyorum izleyenlere. Dediğim gibi soru sormak istiyorsanız yorumda yazın. Ben de bilgi alırım. Yorumda size yine bilgi vermeye çalışacağım. Görüşürüz.